Selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere 40 yıl, belki de 45 yıldır yemediğim bir şeyden bahsedeceğim. Yani yemeye fırsat olmadı, nasip olmadı tam Türkçesi. Şey diyeceğim, keçi peyniri görünce aklınıza kim geliyordu? Tabii ki gurme YouTuber gelecekti. Şimdi keçi peyniri, keçi sütü, keçinin neyi varsa aklınıza, keçiyle ilgili her şeye aklınıza gurme YouTuber gelsin. Ben geleyim. Gurme YouTuber. Şimdi arkadaşlar şöyle bir keçi yoğurdu. Yani hep restoranları gösterecek değiliz yani. Arada da kendi reklamımızı da yapalım. Reklam değil de ya yediğim işte yani keçinin yoğurdunu ben çok özlüyordum. Çukurbağa Ortakuyu mevkiine geldim. Burada yörükler var. Yörüklerle tanıştım. Çok iyi insanlar. Ondan sonra onlardan da rica ettim, bana dedim biraz dedim keçi yoğurdu verir misiniz dedim. İlk başta benden tırsılar, sen nereden çıktın dediler. Yani bakıyorlar tuhaf tuhaf bir adam dolaşıyor oralarda. Ondan sonra en sonunda anlaştık. Bugün 2 kilo şey aldım onlardan. Keçi yoğurdu aldım. Keçi yoğurdu aldım ama tabii keçi yoğurdu inek yoğurduyla çok farklı. Biraz ağır kokusu falan. Tabii çok sağlıklı. Ondan sonra şeyden de bizim Erol'dan da şey almıştım ben. Erol Çoban'dan da sandal balı almıştım. O da çok güzel. Şimdi sandal balı, keçi yoğurdu. Ondan sonra bir de Adalefe zeytinyağı. Zeytinyağını koymayacağım. Aslında zeytinyağı ile keçi yoğurdunu düşünmüştüm. O da öyle, ben çok seviyorum. Zeytinyağını her türlü yiyorum zaten. Bal, sandal balı biraz hafif acıya kaçıyor ama şeyle beraber, keçi yoğurduyla beraber çok zevkli olabilir. Keçi yoğurdum böyle, bak gördüğünüz üzere. Keçi yoğurdum ve köy evimiz, burası bizim köy evim. Hayalindeki ev işte arkadaşlar ya. Hani insan hayal kurarsın ya. Hep kurarlar. İstanbul'dayken yıllar önce şöyle bir hayal kurardık. Ege'de küçük bir köye taşınacağım. İşte Ege'de küçük bir yer, dağ köyü, balıkçı kasabası, ıvır zıvır böyle hayaller vardır. Her genç kızın hayali şeydir, küçük bir kafe olsun, çok bir şey kazanmayayım da kendini döndürsün muhabbeti vardır ya. Biz de işte yıllarca Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, o kalabalığın içinde hep kurduğumuz hayal şuydu. Gidelim Ege'de köyümüzde, kasabamızda, küçük bir yerimiz olsun böyle. Eski evlerimiz olsun. Şu pencereye bakın. Şöyle. Yani ancak bunlar şeylerde olur. Eski Türk filmlerinde olur. Eski Türk filmlerinde vardır öyle şeyler. Gider köyde böyle köy halkına karışır. Karışmaz aslında. Yani ya işte anladınız ne demek istediğimi. Ben de bu komşulardan bugün işte şey aldım. Yoğurt aldım. Şöyle keçi yoğurdu. Biraz ağır tabii, şöyle şeye benziyor, helva gibi şey. Ondan sonra biraz da şundan koyacağım şimdi, şeyin Erol Çoban'ın sandal balından koyacağım. Sandal balı da Antalya Kaş tarafları, bu taraflarda bayağı bir revajda. Kardeşim sağ olsun aldık, ondan sonra çok memnunum. Dur şimdi şunu açayım bir. Sandal balı ve keçi yoğurdu, şöyle yapacağım birazcık arkadaşlar. Fazla da koymamak lazım. Ama şu akışa baksanıza ya. Şu akış. Akış. Erol'cum benim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Erol ya, bizim Erol Çoban kardeşimiz. Çok başarılı balı var. Hafif acı. Ama işte çok düz olsa normal bal olur. Mesela keçi yoğurdu da şöyle. O da biraz fazla kokuyor. Ağır yani. Ağır ama sağlıklı işte. Şöyle keçi, herkes bunu söyler. Yani kime sorsan keçi peynirinin faydası ne desen, anne sütüne en yakın süt derler. Ondan sonra yani acı biber mesela sağlıklıdır. Hani düz şeyler her zaman sağlıklı olmuyor. Tatlı şeyler her zaman sağlıklı olmuyor. Biraz da farklı olması gerekiyor. Nasıl kelle paçanın çok sağlıklı olması gibi.
işkembenin olması gibi, acı biberin olması gibi. Birçok böyle yemesi zor ama aslında çok sağlıklı şeyler de var yani. Onun için keçi peynirine keçi peyniri ve sandal balı. Size sadece isterseniz sandal balından gönderebilirim ama keçi yoğurdu aynı kaymak gibi. Afyon'un kaymağı. Konya'nın da neyi vardı ya? Konya'nın ümidi var. Ümidi süt olanı var. Evet. Şu güzelliğe bakın. Yani arkadaşlar, köyün delisi diye bir sayfa mı açsam, ne yapsam? Şey, orta kuyu. Çukurbağa orta kuyunun delisi gibi. Siz kaç ne zamandır keçi yoğurdu yediniz? Keçi yoğurdu seven var mı içinizde? Keçinin yoğurdu. Yani keçi yoğurdu, koyun yoğurdu. Evet sevgili dostlar, köyümüzden orta kuyu, köyümüz keçi yoğurdu. Keçi yoğurdu ve organik sandal balı Erol Çoban'dan şeyimiz keçi yoğurdumuz. Şunun lezzetini size gönderebilsem keşke. Bu lezzeti bilen bilir, bilmeyen de çok şey kaybetmiş olur. Normalde keçi yoğurdu ağır oluyor ama içine sandal balı koydum ya. Sandal balı acı, yoğurt ağır. İkisini birleştirince of, çok harika oldu yani. Şöyle bak. Şöyle. Köyümüzde keçi yoğurdu. Ulan bir keçi yoğurdunu söyleyemedim ha. Keçi yoğurdu. Alt tarafı keçi yoğurdu diye söyleyemiyorum ya. Değil mi? Evet. Keçiyle ilgili bir şey görürseniz aklınıza kim gelecek? Ben tabii ki. Gurme YouTuber. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme YouTuber. Bak burada şeyimiz de var. Zeytinyağımız da var. Zeytinyağımız var. İtalya'dan 4 tane ödül aldı. Japonya'dan ödül aldı. Keçi yoğurdumuz. Ondan sonra Kaş merkez yanıyor şu anda. Ama Çukurbağa serin. Kaş'a göre serin. 10 derece falan fark ediyor. Ondan sonracım keçi yoğurdu. Oh. Daha ne güzel. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar bol bol şükredin bence. Sonra yemeye başlarken, bir şey yerken, bir şey yaparken de Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyin. Bol bol dua edin. Dua kurtarır bizi. İç huzur, dış huzur. Bir de şükür çektim bol bol. Şükür işin temeli. Aramızda kalsın. Biz abi kardeşiz. Kimseye söylemeyin, oldu mu? Bol bol içinizden dışınızdan şükredin. Her güzel nimet, her nimetten yedikten sonra, içtikten sonra Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de karnımız doydu.
Bak benim 45 sene sonra bir hayalim gerçek oldu. Hayalim neydi? Keçi yoğurdu yemekti. Bir de katkısız keçi yoğurdu. Bak bitirdim valla. Katkısız keçi yoğurdu. %100 keçi yoğurdu. İçine sandal, organik sandal balık koydum. Ondan sonra yani bunun şu kaşık 100 lira olsa bile değer yani. Oh. Of of. Keçi yoğurtlu bal. Keçi yoğurtlu, ballı keçi yoğurtlu. Bitirdik. İyice sıyrım var değil mi? Bitirdik ya. Vallahi size net bir şey söyleyeyim mi? Net. Aramızda yabancı yok. Aramızda yabancı yok. Biz abi kardeşiz. Aramızda kalsın. Yoğurdu ilk başladığımda ağır gelebilir, yiyemem diye düşündüm. Ama hiç öyle değilmiş. Balı koyunca yemesi de kolaylaştı. Keçi yoğurdu. Organik sandal ballı keçi yoğurdu. Hiç yediniz mi? Evet. Takip edin. Bugün Kalkan'a Kaya restoranına gidecektik. Kaya restorant Yusufalı ben gidecektik, güzel bir akşam yemeği yiyecektik. O da yalan oldu. Neyse. Sevgili dostlar, gurme YouTuber tüm sosyal paylaşım sitelerinde, özellikle Instagram'dan yazın. Gurme YouTuber birleşik yazın. Bir de gurmeyoutuber.com. İyi bakın kendinize. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, Ortakuyu, Çukurbağa. Şöyle yapalım. Zeytinyağı deyince de aklınıza ben kalayım, oldu mu? Zeytinyağı, Adalefe zeytinyağları. Zeytinyağın hası. Bay bay.